Ankara'dayız. Bu gezintinin detayını anlatacağım size videonun ilerleyen saatlerinde. Farklı projeler, farklı planlar vardı. Planlar değişti, böyle olmak zorunda kaldı ama harika bir yere geldik. Fethi Şelalesi'ne geldik. Şöyle ileriden manzarayı daha güzel çekeceğim size de. Fevkalade bir yer, biraz geliş yolu yordu. Berbat bir yolu var. Gelmeye değer mi? Yani öyle günübirlik gelmeye değmez diyorum. Ha gece kalmaya geleceksen, birkaç gün burada kamp atacaksan değer, herkese değer. Hele hele motorla geliyorsan haydi haydi değer. İnsanların bol olduğu bir yer. Pek kalabalığı sevmediğim için bana göre değil. Ama manzara güzel yalnız. Şöyle şelalenin manzarasını daha net çekebileceğim bir yere geldim. Çok kalabalık, bana göre bir yer değil. Merhaba. Gecenin tümünü çekemedim. Güzel başladı, güzel devam etti. Çadırdayım şimdi. İçerisi deniz. Şöyle göstereyim. Ortam on numara. Arkadaşım bir şarkı söylüyor. Video çekecek şimdi. Yakalayamadık. Sabaha doğru gün ağarmaya başladı. Biz daha yeni yatıyoruz. Muhabbet güzeldi. Sohbet sarıldı. Uyuyamadık. Sabah olacak. Şimdi oradan denize gireriz. İki tarafı da açtım şöyle. Hem oradan penceremi açtım, hem karşıdan sinekliği bıraktım sadece. Uyuyabilirsem biraz uyuyacağım. Sabahleyin görüşelim. Arkadaşlar günaydın. Daha henüz videonun içerisinde neredeyim onu anlatmadım ama güne şöyle güzel bir yerde başladım. Deniz kenarında muhteşem manzarası var. Şimdi bu yana yemek önce, sonra kahvaltı yapayım da denize girelim, biraz rahatlarım, sonra tekrar konuşmak için açacağım kaydı. Yine saçma bir rota. Yine paldır küldür bir tatil planı. Görmüş olduğunuz gibi çadırdayım. Var mıydı böyle bir proje? Farklı planlar vardı. Hatta bundan önceki çektiğim videolarda da ben bahsettim. Tamamen rotamız farklıyken Taşkent'teydim. Gittik, geri geldik falan. Daha önceki rotamız, asıl belirgin olan rotamız Çanakkale seferiydi. Çanakkale turuydu yani, seferiydi. Çanakkale'ye gidemedik. Planda değişiklikler oldu. Zaten benim yaptığım bütün planlar mutlaka alt üst olur. Rotasız bütün seyahatlerim yolunda gider. Bu da rotasız bir seyahat. Antalya'dayım. Antalya merkeze geldim. Konyaaltı plajındayım. Dün gece geç saatlerde çıktık. Geç saatlerde buraya indik zaten sabaha doğru. İşte bayağı sohbet muhabbet arkadaşlarla. Sabah oldu. Üstümü değişip denize gideceğim inşallah. Tekrar görüşelim. Daha okuyu açamadım. Anlatacağım inşallah tekrar bir şekilde. Girdim çıktım. Bayağı tuzlu suyu var buranın ya. Ama tuzlu su olunca da batmıyorsunuz. Kaldırıyorsun. Yalnız uyandım. Gözlerim açıldı. Şöyle birkaç kişiye selam verdim. Muhabbet ettim. Denize daldım. Hem konuşmuş oldum. Hem de suya girip çıkınca kendime gelmeye başladım biraz şöyle. Şimdi şöyle bir iki bir şeyler atıştıracağım. Kahvaltı niyetini. Ondan sonra Allah'ın verirse bir de kahvaltı yapacağız. Gezdireceğim arkadaşlar. Buraları komple gezdireceğim size. Antalya'yı da gezdireceğim inşallah. Daha bunları bekliyorum. Arkadaşlar Örnekköy kamp alanındayız. Ücretsiz bir kamp alanı burası. Biraz kalabalık. Pek benim tarzım değil. Benim kafam sarmadı ama. İlerisi güzel. Deniz kenarında. Tamamıyla ücretsiz bir seçme var. Tuvalet var. Yani verilen hizmetler karşılığında herhangi bir bedel almıyorlar. Yakınlarda market var mı? Bildiğim kadarıyla 150 metrede
Market var gelirken gördüğüm. Uzak değil. Seyahatler için, gezici arkadaşlar için ideal. Özellikle kamp atmaya gelinir mi? Yani size kalmış bir şey. Kalabalık seviyorsanız. Karşı sahil. Arka tarafım kamp alan arkadaşlar. Şöyle göstereyim, daha net anlayabilirsiniz. Yani yer lokasyon olarak harika bir yer. Hemen sahilin dibinde güzel de bir plajı var aslında. İnce uzun bir yol üzerinde. Araç içeriye kadar girebiliyor. Biz yolun dışına bırakmıştık. Karşı tarafa buraya girdiğini bilmiyordum. Burada çadır kurabilirsiniz. Tabii güneş. Örneğin Lara'da arkadaşlar. Lara'nın yani şehir merkezinin yaklaşık araçta 10 dakika mesafede. Çok uzak değil. Her türlü ihtiyacınız karşılayabileceğiniz işte market, bakkal, manav vesaire şey var burada. Buradaki tek problemimiz işte çok kalabalık olursa gölgeye bir yer bulmamız olacak. Çünkü çok sık bir ağaç örtüsü yok. Ama ücretsiz olması birçok kişinin tabi ilgisini cezbediyor. Genelde piknikçiler gelmiş zaten. Çadırcılar çok da. Yani muhtemelen hafta sonu çadırcılar işte pikniğe gelip bir gün akşama kadar çadırını kurup ayrılan insanlar var büyük ihtimalle. Neyse ben şöyle çay demeyeceğim yere doğru yürüyorum. Evet arkadaşlar, Antalya hikayesini anlatma zamanı geldi. Eğer videoyu buraya kadar izlemişseniz başında Antalya'dan kesitler işte Karaalioğlu Parkı tanıtım ufak tefek orada gezi videomuz var. Yani kısa bir Antalya vlog halinde birkaç şey paylaşmış olacağım. Yani bazı görüntüleri. Başta da söylediğim gibi plansız, programsız, rotasız bir çıkış oldu. Normalde böyle bir planımız yoktu. Farklı planlarımız vardı. Çanakkale turu düşünüyorduk. Kalabalık bir ekiple Çanakkale'ye gidecektik. Çanakkale'de dönüşte belki işte Ege tarafında birkaç yeri ziyaret ederiz diye düşünerek yola çıktık. Ama tabi niyetler ve ameller bir gün tutmuyor. Olmadı, nasip değilmiş. Bir anda kendimizi Taşkent'te bulduk. Taşkent de değil hatta. Neydi, ismi aklıma gelmedi yani. Neyse unuttum, aklıma gelmiyor ismi, söylerim gene de. Taşkent'in bir köyünde bulduk, şelalesi olan. O gün orada geçirdik. Güzel bir maceraydı. İşte gidiş geliş 300-310 km bir yol yaptık. Geldim bir gün sonra sabah erkenden Kestel'e gidecektim ki Kestel baştan beri projem, yani planım oydu benim. Kestel'e gidip işte 3 gün 4 gün doğada tek başıma bir kamp yapmaktı bir arkadaşımla beraber. Kestel planı yapmıştı. Çanakkale'den dolayı tekrar geldim. İşte Çanakkale'ye gidemedik. Kestel planını tekrar tazeledim. Fakat Kestel yine yattı. Niyeyse bir türlü nasip olmadı Kestel. Kestel'e gitmek yerine dedik hani Alanya'ya, Antalya'ya geçelim. Paldır küldür gecenin bir arası Antalya diye çıktık. Geldik işte gece Konyaaltı plajında. Arkadaşlar kalabalık yer seviyorlar. Ben kalabalık sevmesem de kalabalık olsun istediler. Konyaaltı plajında çadırımızı kurduk. Geceyi burada geçirdik. Sabah eğlenceli dakikalarla işte burada denize girdik falan. Çıktık Karaalioğlu Parkı. Biraz sağa sola şehir turu falan derken Örnekköy'e geçtik. Örnekköy'de de bir kamp alanı var. Kamping ücretsiz ama pek düzgün bir yer değil arkadaşlar. Hani tuvaleti vesairesi vardı fakat piknikçilerin istilasına uğramış bir yer. Her taraf leş gibi pislik içinde. Temizlemeye kalksam ben orayı bir ayda kendi başıma temizleyemem. Bulunduğum bölgeyi bile temizlerken içim dışıma çıktı. O yüzden oradan ayrıldık. Tekrar Örnekköy'e Konyaaltı plajına geldik. Dediğim gibi arkadaşlar kalabalık yer seviyorlar. Bana kalsa ben küçük çatıcıya giderim veya işte farklı kamp alanları var. Arda sana giderim. Korsan koyuna giderim. Kalabalık olsun istediler. Gene Konyaaltı'na geldik. Ya bu kamp değil. Çadırımızı kurduk işte. Size de şu anda gösterdiğim manzara eşliğinde deniz seyrederek hani istirahatimizi yapıyoruz. Yani denizimize girdik. Yedik içtik oturduk. Geceyi de burada geçiririz. Gece keyifli oluyor burası. Genç arkadaşlar işte burada gitar çalanlar oluyor. Müzik şarkı söyleyenler, neyse eğlenenler, oturanlar, kalkanlar falan. Biz onlarla vakit geçirdik gece burada. Yine bu gece aynı olursa eğer, yani kalabalık olursa ki bugün hava bulutlu, kapalı. Denizde çok dalgalı gelen olur mu bilmiyorum ama gece denize giren çok fazlaydı. Aynı şekilde devam edeceğiz. Bu arada videoyu direkt sahile doğru çevirerek başlattım. Öyle devam edeceğim. Gece gene çekim yaparım. Yani bunları ilave etmiş olurum. Belki başına belki sonuna ama sadece siz de ortamı görün diye bu şekilde bir kayıt açtım.
Benim manzaram güzel arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi ya sonuna ya da başına ilave yapacağım. Görüşürüz. Şimdi Karaalioğlu Parkı'ndayız. Gel. Hani Ali Oğlan Parkı'ndayız. Ben buranın ismini telaffuz ederken hep sıkıntı yaşıyorum. Yıllardır bu böyledir. Bizi Allah imtihan ediyor. İşlerken olmayacağız. Şükretmesini bileceğiz. Kanatkar olacağız. Benim nasibim bu kadarmış değil mi demesini bileceğiz. Çalmadan, çırpmadan, dökmeden, kırmadan. Hayatımızı idame ettireceğiz. Ve çocuklarımıza da bunu aşılayacağız. Haram yemeyiz.